Evet arkadaşlar, selamun aleyküm. Allah'ın rahmeti bereketi üstünüz olsun. Yeni bir YouTube videosu çekmek için sizlerin karşısına yine geçtik. Geçen hafta Balcan Kebap videosunu çektik. Aradan 3 hafta geçti. Yoğunluktan dolayı çekemedik. Ha şimdi diyeceksin ki, şimdi boş musun? Değilim. Akşamı bekledik. İşimi bitsin, öyle çekelim diye. Umarım beğenirsiniz. Size ne yapacağız? Bu sefer saç tavası yapacağız. Saç tavasına soluyup beraber aşama aşama yapacağız. Umarım ki siz de biliyorsunuzdur nasıl yapıldığını, nasıl olacağını, ama biz bildiğimiz gibi yapar. Sizler de izleyin. İnşallah beğenirsiniz. Yorumlarınızı da eksik etmeyin. Okuyorum. Allah'a çok şükür. Kötü yorumumuz da yok. Hepsi iyi. Sizleri sayesinde. Tabii sizler varsanız bizler varız. Sizler yoksanız biz bir hiçiz. Yoksa siz olmazsanız biz ne işe yarayacak? Buyurun gelin yapalım. Dışarıda söylediğimiz gibi saç tavayı yapacağız. Saç tava için gerekli malzemeler ne? Mesela burada çekilmiş kuzu kuyruğu var. Sarımsak, soğan, al biberle yeşil biber, soyulmuş domates küp şeklinde doğramışız. İşte efendime söyleyeyim, toz biber, yani siz gına biber değilsiniz. Pul biber, ipek biber, tuz, karabiber, buzlu kısabil. Şimdi bunları sizden aşama aşama şıp 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 yapacağız. İnşallah beğenirsiniz. Umarım ki beğenirsiniz. Kardeşinize destek vermeyi de unutmayın. Çünkü biraz evvel de söyledim. Bir tane kötü yorumumuz yok. Balcan Kebap videosunu okudum. Hepsinden, hepinizden Allah razı olsun. Yine yorumlarınızı okuyacağım. Emeğinizi, bizi desteklemeyi unutmayın. Başlayalım. Arkadaşlar, bıçağı silmemizin sebebi ne bileyim mi? Harun, masa da atıyken böyle masa attığımızda çelik birbirine yapışır. Bu da ister istemez. Ette gidiyor, izlerde de gidiyor, gözümüz görmüyor. Bir kafamız rahat etsin diye silir. Şimdi burada ısa bölümümüzü çıkarak bizi böyle etimizi cünyer doğrayacağız. İncince doğrayacağız. Hemen bir parça daha alacağız. Ondan sonra gene sizlerle devam edeceğiz. Daha şuradan şeyle sinirli. O yüzden hemen şuradan kestim. Hemen bir parça şeyle hadi gidişine gidişine. Bu et yeter baba. Şimdi ne yapacağız? Hemen ocağı yakacağız. Piş piş piş. Şimdi arkadaşlar, dükkanda kimse yok.
Bir Canu, yani kameraman var, bir de ben varım. Kafamıza göre rahat rahat yapacağız, kafamıza göre yiyeceğiz. Sonra da temizle yapıp kapatacak. Çünkü şu an bu videoyu çektiğimiz saat kaç? Saat 11.30. Gecenin 11.30. Çekeceğiz. Allah izin verirse de yarın akşam ortada paylaşacağız. Şimdi bir parça kuzu kuyruğu bahsetmiştik dayı. Şimdi arkadaşlar kuyruk yavaş yavaş erir. Eridikten sonra etimizi esmerleştireceğiz. Efendime söyleyeyim, biraz evvel yine söyledik. Ha, karşınızda oturayım, aklınıza sığının. Kimse yok düvende, yalırızık diye. Normal şartlarda çalışıyla oturma da çalışma şansımız olmayın. Hadi hadi işine de işine. Gelsin arkadaşlar. Kuyruğumuz eridi. Bismillah dedik. Ah. Şimdi arkadaşlar aynı zamanda etimiz hafif pembeleşecek. Herkes muhtemelen bu saç tavayı bilidir. Ama benim adım Hıdır, elimden gelen budur. Ben kendi bildiğimi yapayım. Umarım beğenirsiniz. Aynı zamanda bizim Instagram sayfamız var, TikTok sayfamız var. Oradan takip edebilirsiniz. Bazen oradan soru soruyorlar. Ya işte kaç yıldır bu işi yapıyorsun filan. Haklı. 11 yaşından beri bu işi yapıyorum. 4. sınıfa gitmemde başladım. Babam o zaman beni bir kebapçıya şahitliğe koydu. İlk çöteğe gidip babamın yanına geldim. Bir de babam dövdü. Ondan sonra her gidiğim ben yanıma kar kaldı. Şimdiki şahitlere bırak vurmayı, varsan dışarıda şebeke gibi seni bekliyorlar. Daha nasıl babası da oğlan işe getirirken değil ki. Sen şahit lazım mı? He lazım. Haftalık ne verecek? Güvenden aktarını verecek. Ne verecek? Hele bir gelsin, çalışsın. Demeyin ki, Yavuz da benim oğluma zanaat bellet, ahlak bellet, saygı bellet, terbiye bellet, oturmayı kalkmayı bellet. Demeyin. Benim oğluma para ver. Oğlum aşama kadar ayağa it. Ayağa yanı git gibi dolaşsın. Ne ederse etsin değil. Şimdi ki bazı analar da babalar da, bak bazılarında değil mi, genelinde değil mi, kimsenin günahını almayan bu düşünce var. Ama yanlış bir düşünce. Mesela benim oğlum da var. Benim oğlum burada akşama kadar çalışıyor. İşte boş toplayı, gerek mutfakta malzeme doğruyu, gerek bulaşıkçıya yardım edeyim, gerek ocakçıya yardım edeyim. Yani bellemesi gereken budur. Hayat şartları budur. Yok elinde zanaatın olmazsa, okula gidip de okulu bellemezsen, sabah evlenirsin, elin kızını da aşmıyorsun, sen seni de aşmıyorsun, hazır elin kızının başını yakarsın. O yüzden ya okuyucun ya da çalışıcın zanaat sahibi olucun. Başka çaresi yok. Arkadaşlar etimiz güzel rengini buldu. Şunu hemen soğanını atacağız. Hafif bir 15-20 saniye soğanımız da esmerleşecek. Ondan sonra aşama aşama en son ne diyeceğiz? Ver emmiğin kafası tutsun. Göm geçsin. Şimdi muhtemelen evdeki ablalarımız, yengelerimiz de iyi yapıyordur eminim ha. Gerçi bizim gibi fıkaradan bunu bayramdan bayrama görüyor ama. Bir de videodan videoya göreyim. Hakkınızı helal edin. Şimdi abicim
Soğanımız da güzel esmerleşti. Burada doğranmış az bir şey, al biberle yeşil biber var. Onu da vererek. Oy beni maralım benim. Sataram bu canı da. Şimdi babacığım, yeşil biberimiz yani biberimiz de iyi oldu. Şimdi domatesimizi vererek. Şimdi şu domatesimizin de suyunu süzek burada. Önceden doğradık ya. Şu sarımsağı da atak üstüne. Domatesle beraber. Hafif bir 5-10 dakika. Örseleyek kendini. Hop! Şimdi 5 dakika sonra bak bu uçacak. Açıyorum. Açıyorum. Açayım mı? Tamam, kapağı açtığımızda buram buram etin kokusu, semsen kokusu yüzümüze vurdu. Hakkınızı helal edin. Çok çok özür diliyorum. Karşınızda da oturdum. Hakkınızı helal edin. Tekrardan özür dilerim. Şimdi tamam. Şöyle bir çimdik hemen acık tuz attık. Ben yiyeceğim için tuzunu belli diyorum. Hafif biber. Hafif de karabiber atak. Yediğimiz yerde şeyle çıp çıp kafamızda terletsin. Bismillahirrahmanirrahim. El benim elim değil. Aşağı Fatma namın eli. Şimdi tavamız hazır. Buradan ocağımızın altını kapattık. Elvanımızı çıkarttık. Şimdi şurada somunumuzu alacağız. Somunumuzu baba şeyle Bismillahirrahmanirrahim. Şimdi arkadaşlar, bir videonun sonuna daha geldik. Kardeşinize destek vermeyi unutmayın. İzlediğiniz için Allah razı olsun. Şu an göz hakkımızı helal edin. Kemalci Yalçın'a abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Varsa düşünceniz yorumlara yazın. Ben okuyorum zaten, oradan değerlendirelim. Bismillahirrahmanirrahim.